19 sayısı sizin için bir testtir. Münafıklar için, kafirler için, yani nankörler için. Bir testtir, sizi ifşa ediyor. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمْ اَوْ يَتَخَّرْ Sizden ileri gitmek isteyenler için yahut da geride kalmak isteyenler için şu anda seçiliyorsunuz. Eğer bu sisteme tanık olursan kesinlikle çok farklı şeyler olacaktır. Yani sen Allah'ın inşallah melekutuna girersin, Allah'ın yardımını alırsın. Gerçekten buna tanık olursan, böyle köllemesine falan değil yani, işte tanık oldum diye havalara girerse. Bizzat incele, araştır ve bu mucizeye tanık ol. Mucizeye tanık olduğun vakit dünyanın en güçlü adamı olursun. Dünyanın en mutlu adamı olursa hiçbir şey seni üzmez. Çünkü Rabbin, Rabbine tanık oluyorsun. Rabbinin ayetlerine tanık olmuşsun. Palavradan bir iddia yapmıyorsun. İşte Kur'an Allah'ın kelamıdır, mucizedir. Niye mucizedir? Edebi mucizedir. İşte şöyledir, böyledir. Hepten mucizedir. Niye mucize? Nasıl? Delil ne? Sıfır. Hiçbir şey konuşamıyorlar bunlar. Çünkü yalan atıyor. Çünkü Kur'an hakkındaki iddiaları, iman ile ilgili iddiaları tümüyle palavradan ibaret, kör taklitten ibaret. Aslında neye iman ediyorlar? Atalarına iman ediyorlar, cemaate, kelle sayılarına, güce iman ediyorlar. Menfaatlerine iman etmişler. Çünkü Kur'an ayetleri bunları anlattığımız vakit, al bir ayet, 19'a ilgili ayet. Kur'an'daki 19 sistemi çok açık bir şekilde matematikten bunu inkar için, atalarının dinine uymak için, çünkü ataların diniyle çelişiyor, atalarının dinini tercih ederler. Nitekim bunlara Kur'an'dan birçok ayetleri okursunuz. İşte falanca mezhep, falanca alim, falanca hadis diye Allah'a karşı atalarının dinini getirirler. Çünkü Kur'an'a değil, atalarına, çevrelerine, kalabalığa, menfaate, heva ve heveslerine iman etmişlerdir bu zalimler. Allah ifşa ediyor. Ve bu dönem bitmek üzere. 19 Mayıs 1919'da başlayan bir olay var. Önyargılarla, şeylerle bunu inkar etme, muhteşem bir olay oldu orada. Orada saltanat ve hilafet orada başlayarak değil, bir dönem başlıyor. Bu dönem şu anda sancılarıyla birlikte Orta Doğu'da Sünniliğin ve Şiiliğin her çeşidi ifşa ediliyor. Zulmüyle, rezaletiyle, geriliğiyle, din adamlarının felaketliğiyle, rezaletiyle. Hayırlısı inşallah. Bunun sonunda şu anda çok büyük gelişmeler var her tarafta. Bunlar bir gün inşallah bir araya gelecek, bir yerde inşallah barış yurdu gerçekleşecek. Ben bunun Türkiye'de oluşacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili şeylerim var. Tabii ki bunlar benim kişisel duygularım diyebilirim. Bazı delillere dayanarak, ama %100 bir şey yok. Bir işaretlerle bu konuda bir şeyim var, bir temennim. Bir inşallah Allah'ın izniyle Türkiye'de görebileceğimiz inşallah bir İslam yurdu olacak ve bütün dünyaya örnek olacak inşallah. Burada olmazsa bakarsın bir adada gerçekleşecek, ama bir gün Kur'an'a uygun bir şekilde yaşayan müvahhidlerin, özgür insanların bir şeyi olacak inşallah, bir örneği olacak.